hiç olmazsa aldım ya. Seni bir sürü küçük. Belki daha iyi. Yavaş bak ya. Yaz mı? Yaz mı? Aynı değil. Yok aynı değil. Yok aynı değil. Küçücük arşıda gitti. Bir şey var. Red taştan. Evet. Lağabınıza kimler derler aşağı şehirde? Aştanlar. Aştanlar. Aştanın oğulları. Aşağı şehirdeki obanızın adı? Hacı Kasım. Hacı Kasım mahallesi. Peki bu memur hayatına nasıl atıldın? Daha evvel başka bir mesleğin var mıydı? Kısaca anlatır mısın? Daha önce kasaplık yaptım, demircilik yaptım, seyyar satıcılık yaptım. Askerden sonra da geldim. İmtihanla Adıyaman'da memuriyete girdim. Halen de Besni'ye tayin oldum. Devam ediyor. Burada. Evet. Güzel. Peki şimdi sana soruyorum. Bu Besni'de neden göçtü millet? Senin fikrin nedir? Niye göçtü millet dışarıya, Uşak'a, Antep'e? Besni'den göçmesinin sebebi iş sahasının bulunmaması, geçim sıkıntısından. İş yok. Eskiden adam bir dezgahla, tahta dezgahla savan dokurdu. Alıcı dışarıdan gelirdi. Evet. Şimdi ise öyle bir şey yok. Giriş çıkış yok. Ha. Kendi halkı devam ediyor. Yani atı vardı, meydan bulamayınca evet. Millet buradan kaçtı. Tabii. Bir de diyorlar ki yer sıkıntısı da vardı. Elektrik yoktu. Sonra şehrin yerine yanlış kurulduğundan da şikayetçiler var. Ediyorlar dışarıdakiler de. Şimdi hükümetin el uzun kol uzun yer sıkıntısı nedir ki? Maraş'tan dağlık mı burası ki? Ha. Buraya heyelan diyorlar. Heyelan olmasının imkanı yoktur. Çünkü yeraltı tesisatları çürük. Bu sudan her yeri sulu. Bugün 10 metre vur, buz gibi kuyu suları çıkıyor. Bunlar bir araya bağlanmadığı için halen de devam ediyor heyelanı. Evet. Şimdi ikincisi de ben sana şimdi sorsam. Sana deselerdi ki o zaman bu şehri bir yere kur. Nereye kurardık? Sen fikrince. Benim fikrimce bir düzlük arardım. Ha. Aramacan mı? Ha. Buranın eski şehir kalesi var, Bozmakan kalesi var, evet. Tarihi şeyleri şehir var. Adam evet. Dedem gelmiş yerleşmiş. Evet. Dere boyuna. Evet. Bağlık bahçalık yere yerleşmiş. Evet. Şimdi bunu bağlık bahçayı da terk etmezdim. Nefsimi düşünürdüm. Evet. Mesela şimdi burada en yakın nereye kurmak isterdin? Sana... En yakın yer Dündar Yassı'na kurmak isterdim. Gölbaşı Besni yol ayrımı da düzlüğü var ya oraya evet. Kurmak isterdim. Orada güzel. Evet. Peki bu şimdi aşağı şehirdeki bu hamamlar, kanlar niye yıkıldı? Eskiden millet varken bir hali düşmezken bu ziyaretler bilmem neler böyle her sürü köprüler hep yıkılmış viran olmuş. Acaba neden? O neden memlekete gelen idarecilerin bakmaması yüzünden, bakımsız kalmasından ilgilenmediler. Evet. Hiçbir ilgilenmedi. İlgilenmedi. O senin bahsettiğin o hamam camiler şimdi olsa tarihi şeydi. Tabii. Çok büyük bugün tarihi bugün Pamukkale'deki var. Tarihi şehirle buradakinin ne farkı var? Tabii. Kahta'daki bir Nemrut'u dile getiriyorlardı. Onlar gelmiyor muydu? Tabii. Bu memleketin ileri gelenlerinden. Bu daha oluyor. Daha kültür İslam tarihine uygun. Bize uygun bir... İleri görmeden yüzlükler çıkıyor. İleri görmeden... Geç.
Hamurda orada. Bizim hem de aşağı aşağıda komşumuz dede. Sen bu mesleğe nasıl atıldın? Ya başta daha evvel bir mesleğin var mıydı? Tersilik yaptım. Evet. Terzilik yaptım bundan önce. Ha. Sonra terzilik konfeksiyon işi çıktıktan sonra, terzilik gördükten sonra bu iş mesleğe atandı. Çok iyi seçmiş yani, senin mesleğine uygun değil mi? Evet. Peki seni kurtarıyor mu bu iş yani burada? Ne olacak, bir ekmek parasına çalışıyoruz yani, işte. Yani artırım yok diyorsun. Yok. Dedik, ancak kendinizi yetinmeyin. Evet. Peki sana da sorayım, şimdi bu besinde bu gibi şeyler mesela birçokları aynı şeyi yapıyor. Evet. Şimdi senin daha çok para olsa ne yapmak isterdin yani? Bir meslekle böyle terziliği mi yönetirdin yoksa bunu mu daha çok ağırlık verirdin? Buna ağırlık verirdim. Geliştirmeye bakardım. Ha, bunu geliştirmek istedim. Evet, büyütmeye bakardım. Güzel. Peki şimdi sana da sorayım. Bu obalar neden böyle talan oldu? Millet neden böyle sahipsiz bıraktı? Mesela obalar böyle her biri bir yerde ağaçlar kesilmiş eskisi gibi. Aşağı şehir giren binalar yıkılmış. Senin duyuşun nedir? Neden, ne gibi şey duydun? Bu neden oldu acaba? İşsizlikten, bakımsızlıktan. Ha. Millet göç etti. Ha. Devletin el atıp işte bir fabrika gibi, iş yeri gibi yerler açmayıp da milletin kaçmasına neden oluşuyor. İş sahası olmadığı için. Evet, iş sahası olmaz, evet. Olmadığı için. Yöneticilerin de bu işten ilgilenmediği için evet. Bu arada geldi. Evet. Peki şimdi diyoruz ki bir Besni'de bu işi, Besni'de bir folklor kurmak istiyoruz. Evet. Bu filmle evet. Kimin ne iş yaptığını, evet. Bu sizin taleplerinizi evet. Daha devletin televizyonlarında göstermek için bir folklor kurmak istiyoruz. Eksiğimiz evet. Bu. Bunun için de maddi manevi evet. Katkıda bu. Ben bu vitalaşlı şişelerde mi ya? İlk defa görüyorum ben. Şeylerde. Anladım. Plastik. Lavabonuza kimler derler? Panolar. Anladım. Hangisinin mi oğlusun sen? Tokumacı Hacı Panoğlu'yum. Hacı Panoğlu'yum. Peki başka mesleğin var mı? Bunu kendin mi seçtin? Başka mesleğim var. Neydi? Dokumacı. Ha. Niye bu dokuma görüyorum ben o sanayi çarşısında Hurdini gibi hep karanlık. Evet. Bu dokumacıların birçoğu kapalı. Acaba neden bu terk ettiniz bu işi? Öldü bu meslek artık. Niye yani? Sebep mi? Borçtan mı bu? Borçtan. Yoksa mal mı satılmıyor? Çoğaldı, satılmıyor. Ha. Halı çıktı. Evet. Kilimi savan öldürdü halı. Halı. Ha. Sen bunu seçtin. Evet. Ha. Güzel. Peki bu işten memnun musun? Memnunum. Ha. Para kazanabiliyor musun yoksa geçimimi sağlıyor? Geçimimizi sağlıyor. Para kazanma yok da işte zarar da etmiyorum, evet, kar da etmiyorum evet. Diyorsun. Evet. Güzelmiş ya. Şimdi sana da sorayım. Diyorum ki bu Besni'den daha geniş bir kapsamlı bir sanayi sitesi kurmak istiyorlar. Evet. Sana teşvik verirse döner misin şeye? Dokumacılığa. Dönmem. Dönmezsin. Evet. Ha sen bıkmışsın. Bıktım abi. Güzel. Peki. Sana yine sorayım. Şimdi biz Besni'de bir folklor kurmak istiyoruz. Evet, Besni'nin kültürüne yakışır. Evet. Sizin gibi gençlerin de buna öncülük yapmasını istiyoruz yani. Evet. Maddi manevi katkı, bir arkadaşını tavsiye etmen de bizim için bir geçerlidir. Bunun için müfret menfi katkıda bulunur musun? Parasal yönden mi? Hayır, dedim ya arkadaşını tavsiye edersin. Tabii tabii tavsiye ederim.
Tabii. Herhangi bir arkadaş olur, ya çalan olur, çevrende bir arkadaş olur. Evet. Tavsiye de bizim için önemli. Tabii. Tabii sorarak, sesi güzel olur. Tavsiye peki. Ederim. Kaçın abi. Çekil. Mehmet Bey, kaç yıldır bu mesleği yapıyorsun? 5. 5 yıldır. Daha evvel bir mesleğin var mıydı? Şoförlük. Şoförlük. Evet. Ha, şoför dedin de, Besli'de şoförlükten zengin olan bir adam gösterebilir misin? Tanıyor musun? Zengin olan? Yok, parası olan zengin oluyor. Ha. Yani arabacılıkta zengin olanı görmedik. Sen de görmedin. Yok. Biz de görmedik. Yok. Ha. Şimdi hem herkes hevesli. Peki neden bıraktın bu mesleği, şoförlüğü? Sonu yok, sigortası yok. Ha. Ondan sonra bir can güvenliği yok. Ha. Hiçbir şey yok şoförlüğü. Ekmek elden, su gölden, sonu bomboş. Göl kuruyor, iş bitiyor, evet. Tamam. Ha. Peki bunu nasıl seçtiniz? Yani aranızda büyük bir fark var. Bu güncülükle şoförlük, yani biraz uyumlu yönden de nasıl seçtiniz? Tavsiye mi ettiler? Otobüste şey yaptık zaman biz İstanbul'dan getirip satardık. Ha. Onun için köylerde satardık. Evet. Şimdi ha, seyardan sonra evet. Yerleştin. Çok güzel. Peki sana da sorayım. Diyorum ki bu Besli'den niye göçtü bu millet? Besli. Köyden şehre, Besli'den hepsi Uşak'a, Antep'e evet. Neden göçtüler? Senin şimdi, fikrin nedir? Hepsi Besli'de kazanmış o paraları. Kazanma şeyi Besli. Hı. Ondan sonra adam şey yapıyor, dışarı daha şey yapıyor, memleketine yatırım yapmadığı için. Hı. Dışarı yatırım peki yapar. Yatırım yapsa burada müşteri yok diyorlar. Kime satacak hayır, malı? Hayır, bizim Besli'de, hı. Türkiye'nin en çok müşterisi bizim Besli'de. Ya. Besli'de. Bugün Uşak'a gidenler geri, yarısı geri Besli'ye geliyor. 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 Yani Besli, fakir yeri. İflas eden Besli'ye geliyor, zengin olan Besli'den göçüyor. Ha. Eşya olan buraya geliyor, beygir olan kaçıyor evet. Desene. Evet, ha. Kaçıyor. Ha, öyle. Nüfus bakımından, evet. Eğer İzmir'e, İstanbul'a bakın nüfus bakımından, Besli'nin esnafı hiçbir yerde yok. Evet. Besli'nin köyleri çok zengin. Evet. Ben köylere gidiyorum, satışta yapıyorum. Evet. 250 milyon lira bu sene karpuz satan oldu köyde. Allah karpuz Allah. Tarlası 250 milyon lira, 100 milyon liraya. 8 milyon lira karpuz satmış, satan. Ha, öyle dedin de bak, ha. Şimdi aklıma düştü. Biz de işte bu bir terim olarak kullanıyoruz. Diyoruz ki Besli'de, Besli'ler olarak Türkiye'de, evet. 5 vilayette İstanbul, İzmir, evet. Uşak, Adana, Mersin, Gaziantep, Besli. Evet. Bir banka kuralım. Evet. Ben çünkü yabancı şirketlerde çalıştım, ben dozerlerin evet. Ustasıyım. Ha, bir banka kuralım diyorum, bu malımızı kendimiz değerlendirelim. Evet. Bu esas filmin gayesi de bu. Evet. Bütün toprakta neyimiz yetişiyorsa, altın üstünü arayalım, evet. Biz kendimiz satalım, nakliyesini kendimiz yapalım, evet. Avrupa'ya kendimiz pazarlayalım. Çok iyi olur. Ha. Bak, bir de şunu örnek verim. Bizim Besli, evet. Bizim Besli toprağı 3 verim verir. 3. Evet.
Buğda. Buğdan sonra küncü. Bugün şeyde yapıyorlar. Evet. Yusufa'da. Buğdan sonra küncü yapıyorlar. Küncüden sonra eğer kış şey yaparsan turp, pürçüklü soğan, yeşil soğan. Evet. Üç hasret alayım bu toprakta. Çok güzel. Çok güzel. Ha, bugün köylere git. Son model motorlar var. Son model öyle yapılmış. Yani ki hiçbir şey Batı'nın köyünde yok. Evet. Besni'nin köyündeki yatırım. Gerçekten öyle. Gerçekten Batı'nın köyünde yok. Bugün ben Marat'a köylere gittim. Evet. Marat'a köylere aç. Evet. Adıyaman köylere aç. Evet. Bizim Besni köyü. Şimdi, Adıyaman dedin de bak. Evet. Şimdi Şanbeyazı geçiyorum. Evet. Ta Urfa'ya da gittim ben. Evet. Şimdi Şanbeyazı geçtikten sonra her şey ağaçlık, yemyeşil. Öbür evet. taraf niye kuruyor? Onlarda bu adet yok demek ki. Şimdi bizim Besni'nin vatandaşı çalışkan. Hı. Köylüsü de çalışkan. Hah. Esnafı da çalışkan. Bizim Besni adamı ticaretle uğraşan bir kişiler. Evet. Onun için yatırım fazla şey oluyor. Hah. Zenginleme çok oluyor. Tabii. Adam bugün ufak bir şeyin sattığı gidiyor. Ticarete atılıyor. Mesela diyorum ya işte sen şoförlükten nasıl bu işe atılmışsın? Evet. Yani şu iş yapamam diye bir şey yok. Ben atıldım bile 3 milyon paran atıldım. 3 milyon paran atıldım. Şimdi Allah'a şükür olsun. Özel taksim almışım. Köylere satış yapıyorum. Çok dükkanım güzel. Var. İhtar etmek yani. Ondan sonra gidip çekle mal alabiliyorum. 50 milyon. Peki şoförlük yapsaydın bu imkanı bulur hayır, muydun? Hayır, bu imkanı yok. Az gelir, az gider. Şoförlük şimdi zenginlere muhtaç oldu. Bir araba 500 milyon lira. Zaten otobüslük yapsam büyük üstü araba alman lazım. Ya V8 ya V6 ya süper maraton alacaksın. Evet. Buranın imkanı yok. Evet. Ancak şoförle gidip 20 bin kağıdına gidip Haciran'a gidip geleceksin. Şoförlük evet. artık zenginlere muhtaç oldu. İşletme evet. zenginlere muhtaç oldu. Evet. Peki biz de diyoruz ki bir de Besni'ye bir folklor kurmak istiyoruz. Evet. Siz de bunda katkıda bulunur musunuz? Maddi manevi. Bulunuruz. Sağ ol. Verdiğiniz bilgiden dolayı çok teşekkür eder. İşlerinde başarılar dilerim. Sağ olun. Ben de çok teşekkür ederim. Besni olaraktan Besni'nin toprağı vatandaşı çok sorun. Esnaflar görürsün. Belki 1000 tane esnaf var. Evet. Fakirde bu esnaflar nereden geçim yapıyor? Evet. Bugün Antep'i. Evet. Ayakta tutan Besni. Evet. Gerçekten evet. Besni'ler çalışkan. Her yerde. Ayakta tutan Besni. Evet. Antep, Besni gitmez Antep. Sadan Antep yapan Antep. Babalı koçu da çok. Oğlum biraz daha.